Satanizm kısaca şeytana tapınmak, şeytanı ilah edinmek olarak tanımlanabilir. Tüm dinlere ve dini değerlere bütünüyle baş kaldırmayı, Allah'a isyan etmeyi ve dinlerce günah sayılan bazı kötülükleri işlemeyi ilke edinen bu sapkın akım, mutlak kötülüğün temsilcisi olan şeytanı efendisi ve yol göstericisi olarak kabul eder. Satanistler eski Mısır'dan eski Yunan'a, Orta Çağ'dan günümüze kadar her devirde ve her kültürde varlıklarını ve faaliyetlerini sinsice sürdürdüler. 14. ve 16. yüzyıllar arasında büyücüler dinden dönenlerle birlikte ayinler düzenleyerek şeytana tapıyorlardı. ...1880'li yıllardan itibaren ise başta Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ve Amerika'da satanizm, alternatif dinler ve inanışlar arayan insanlar arasında yayılarak örgütlü bir hale geldi. Şeytana tapınma 19. yüzyıldan itibaren önce geleneksel satanizm ve sonra da ondan ayrılan küçük satanist grupların sapkın tarikatı olarak varlığını sürdürdü. Geleneksel satanizm, büyücülerin ve inkarcıların gizlice uyguladıkları vahşi ayinler, şeytana insan ve çocuk kurban etmeler, kara büyü, black mass gibi uygulamalarla nesilden nesile gizlice aktarıldı. Geleneksel satanizmin en önemli sembolü ise eski bir Roma putu olan Baphomet'ydi. Baphomet putu zaman içinde şeytana tapanların sembolü haline geldi. Tarihçiler keçi kafası şeklindeki bu sembolün izini sürerek satanistlerin faaliyetleri hakkında önemli ipuçları elde ettiler. Satanistlerin ikinci önemli sembolü ise pentagram, yani daire içinde beş köşeli yıldızdır. İlginç olan bir nokta ise tarihte satanistler dışında Baphomet ve pentagram sembollerini benimseyen iki ayrı gizli örgütün var olmasıdır. Bu iki gizli örgütten biri, Katolik Kilisesi tarafından şeytana tapmakla suçlanarak 1311 yılında dağıtılan Kudüs Tapınağı Şövalyeleri Tarikatı'dır. Diğer örgütse kendi içine kapalı yapısı ve garip ayinleriyle yüzyıllardır merak konusu olan Masonluk'tur. Konuyu inceleyen pek çok tarihçi, Kudüs Tapınağı Şövalyeleri Tarikatı'yla Masonluk arasında bir ilişki olduğunu düşünmektedir. Bu kanıya göre her ikisi de satanist semboller kullanan bu iki gizli örgüt birbirinin devamıdır. Kudüs'teki tapınak şövalyeleri kilise tarafından yasaklandıktan sonra varlığını gizlice sürdürmüş ve sonunda masonluğa dönüşmüştür. Masonlar hakkında kesin olansa çok hiyerarşik, içine kapalı ve tüm dünyada üyeleri olan büyük bir örgütlenmeye sahip olduklarıdır. Masonların arasından ayrılan Leo Taxil gibi bir takım yazarların yaptıkları açıklamalar, Masonların Baphomet'e çok büyük saygı gösterdikleri ve şeytana tapma ayinlerine benzer törenler yaptıkları yolundadır. Şüphe uyandıran diğer bir gerçek de pek çok satanistin zaman içinde Mason örgütüne girmesidir. Günümüzde ise satanizm, gizli ritüellerin ve locaların dışına çıkmış, sokaklara dökülmüştür.
her ülkede organize faaliyet gösteren satanistler, kitaplar, süreli yayınlar ve özellikle internet kanalıyla yoğun bir propaganda yürütmekte, taraftar toplamaya çalışmaktadır. Hangi ülkede olurlarsa olsunlar, satanistler ortak bir imaj sergilerler. Giyim kuşamları, ibadet biçimleri, intihara yürürken geride bıraktıkları benzer mesajlar ve benzeri ortak detaylar, satanizmin sıradan bir serseri hareketi değil, ideolojik temellere dayanan planlı bir örgütlenme olduğunu göstermektedir. Şeytana tapanların varlığı yüzyıllardır bilindiği halde hiçbiri ortaya çıkıp bunu açıkça itiraf etmemişti. Satanizmin açık ve organize bir hareket haline gelmesi ilk kez 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. 30 Nisan 1966'da Kaliforniya'da Şeytan Kilisesi adlı bir tarikat kuruldu. Bu garip kiliseyi kuran ve kendisini baş rahip ilan eden kişi ise Anton Sandor LaVey isimli bir satanistti. Kara Papa olarak anılmaya başlayan LaVey, yazdığı kitaplarda Şeytan Kilisesi'nin görüşlerini formüle etti. Kitapların ismi ürkütücüydü. Şeytani İncil, Şeytan Ritüelleri, Şeytani Cadı, İblisin Defteri ve Şeytan Konuşuyor. LaVey 1997 yılında öldü. Kuzey Amerika'da yaklaşık 10 bin üyesi olduğu tahmin edilen Şeytan Kilisesi'nin faaliyet ve ayinleri ise pek çok kez mahkemelik olmasına rağmen hala sürüyor. Günümüzdeki satanistlerin pek fark edilmeyen bir özelliği gerçekte birer ateist olmalarıdır. Aynı zamanda da materyalisttirler. Yani sadece maddenin varlığına inanmaktadırlar. Allah'ın varlığını ve tüm metafizik varlıkları da inkar ederler. Dolayısıyla satanistler aslında şeytana da gerçek bir varlık olarak inanmazlar. İsimleri şeytana tapanlar olmasına rağmen şeytanın varlığını da kabul etmezler. Satanistlere göre şeytan sadece onların dine olan düşmanlıklarını ve acımasızlıklarını ifade eden bir semboldür. Şeytan Kilisesi tarafından yayınlanan Satanizmin Bir Tanımı adlı dokümanda satanistlerin gerçekte ateist oldukları şöyle ifade edilir. Satanizm aynı Budizm gibi ateist bir dindir. Bizce eylemlerimiz nedeniyle kendisine hesap vereceğimiz bir merci yoktur. Satanistler Allah'ın, kutsal kitabın kutsallığının, meleklerin, cennet ve cehennemin, şeytanın, kötü ruhların, iyi ruhların ve cinlerin varlığına inanmazlar. Materyalizm satanistin başta gelen emridir. Satanizm ateisttir. Biz aslında otodeistiz, yani kendimize tapıyoruz. Satanizm dinin zıddıdır, dinsizliktir. Kısacası satanizm aslında 19. yüzyıldan itibaren giderek yaygınlaşan ateist ve materyalist felsefelerin bir ürünüdür. Aynı bu felsefeler gibi satanizm de kendisini sözde bilimsel bir teoriye dayandırmaktadır. Darwin'in evrim teorisini.